Efendim merhabalar. Bugün uzun bir bekleyişten sonra şu elimde görmüş olduğunuz kitaba nihayet kavuştum. Bunu muhtemelen Saadettin Ökten'in podcastinde duymuştum. Le Corbusier'i. Saadettin Ökten'in kendisi inşaat mühendisi bildiğiniz üzere. Le Corbusier'de bir mimar. İşte o podcastinde yaptığı bir seyahatten bahsediyordu. Tam detaylarına hakim değilim çünkü yıllar geçti üstünden. O gün bugündür bu kitabı okumak istiyorum. Ve nihayet kavuştuk. Bu kitap öncelikle işte kare formatlı bir kitap. Yani belki tam... Dur bakayım lan ölçeyim. Ölçelim bakalım. Burası 18 santim. Burası 19 yani kare sayılabilecek bir formatta o kitap. Bayılıyorum böyle farklı tipteki, farklı boyutlardaki kitaplara. İçeriği şöyle. Bazı yerlerinde böyle eskizler falan var, kendi çizimleri var. Le Corbusier 20. yüzyıl mimarisi açısından çok önemli bir isim. Tabii ben bunun tam olarak detaylarını bilmiyorum, hakim değilim ama ...bulak aşinalığı olduğu kadarıyla böyle. Asıl adı Corbusier değil. Asıl adı Charles Edward Yaneret. Daha sonra kendine Corbusier diyor. Tam olarak neden diyor bilmiyorum. Bu kitabın ön sözü dahil gördüğüm bir şey var. 24 yaşında bir genç 8-9 aylık bir doğu turuna çıkıyor. Bu doğu turunu cezbeye gelmiş biri gibi. Hac vazifesini yerine getiren bir hacı gibi. Veya işine çok tutkulu bir aşık gibi ...geziyor ve öyle düşünüyor, öyle yaşıyor. Corbusier bu seyahatinde kendisini buluyor. Desinatör olarak çıktığı yolculuğun sonunda bir mimar bize selam veriyor. Bu kitabı 1911 yılında yazıyor fakat dönemin şartları yüzünden bir türlü yayınlayamıyor. İşte 1912'de bir deneme girişimi olmuş, bir 1914'de olmuş... ...fakat dönemin zorlu şartları, savaş şartları falan filan... ...bu kitabı bir türlü Corbusier yayınlayamamış... Ta ki 1964 yılına gelindiğinde yani bu kitap yazıldıktan 55 yıl sonra Le Corbusier'e bu kitabını nihayet yayımlamak nasip olmuş. Ve ardından yani neredeyse bir yıl sonra da vefat etmiş. Böyle bir ilginç yanı var. İlk yazdığı kitap Şark Seyahati. Son yayınlanan kitabı da Şark Seyahati olmuş oluyor. Corbusier şöyle bir rota çiziyor. İşte Berlin'den başlıyor. Macaristan'a iniyor. Oradan bizim Balkanları geçiyor. Balkanları geçtikten sonra işte Tekirdağ falan filan oralara uğruyor. İstanbul'dan Bursa yapıyor. Bursa'dan Yunanistan'a geçiyor. Ve oradan İtalya'ya geçip İsviçre'de e, seyahatin... Bu niye parla parladı böyle? Ha şuraya diyeyim. Ve seyahatinde İsviçre'de son bulduruyor. Böyle bir rota çizmiş. Kendisi Corbusier'in düşünün 24 yaşındasınız, tutkulusunuz. Bu Corbusier'in dilinden anlaşılıyor, düşüncelerinden anlaşılıyor. Yani o devirlerde zaten doğuya seyahat çok popüler bir şeydi. Bunu kabul ediyorum ama doğuya gelip Corbusier'in hissettiklerini hissedenler kaç kişidir? Bunu çok merak ediyorum. Bu bizim için de geçerli. Biz de batıya seyahat ettiğimizde hangimiz Corbusier'e kadar etkilenmişizdir? Ya da orada gördüklerimizi kendi hayatımıza katıp yolumuz öyle devam etmişizdir. Bunu bilmiyorum. Bu dediğim gibi Corbusier'in satırlarından, düşüncelerinden çok net anlaşılıyor. Ve okurken dahi size bir enerji veriyor aslında. Bu çok önemli. Corbusier tabii ki buraya gelmeden burası hakkında kafasında bilgiler var. Yani İstanbul'u biliyor, Atina'yı biliyor. Oradaki yapılar hakkında bilgisi var. Ee, tamamen eline kağıt kalem alıp yola düşen bir hayalci bir genç değil. Hakikaten buraya hissetmeye ve burada bir şeyleri keşfetme umuduyla geliyor buraya. Corbusier eski Yunan'dan kalan eserlerden birini gezerken çok etkileniyor ve şu satırları not düşüyor. Buradaki her şey bir esinlenme çığlığı. Gün ışığı altında dans etmek. Bir de son ve en önemli uyarıda bulunalım. Görmedikçe ve de ölçmedikçe ve de kendi parmaklarınızla dokunmadıkça inanmayın. Corbusier yanında bir fotoğraf makinesi getirmiş ve seyahatini çokça fotoğraflamış. Ama fotoğraflamakla yetinmemiş. Aynı zamanda işte kalemini kağıdını çıkartıp çeşitli eskizler çizmiş, çeşitli resimler çizmiş. Çünkü şunu söylüyor. Seyahat eder de mimarlık, resim ya da heykel gibi görsel şeylerle uğraşırsak gözlerimizi kullanır ve görünenlere dair deneyimimizi iyice sabitlemek için çizeriz. İzlenim kalem tarafından kaydedildikten sonra olduğu gibi kalır artık. Kaydı düşülmüş, tescil edilmiş, yazıya geçirilmiş olur. Fotoğraf makinesi aylakların kullandığı bir araçtır. Kendi görme işlerini yaptırmak için bir makine kullanırlar. Kendi kendinin çizim yapmak, çizgiler çekmek, hacimleri evirip çevirip yüzeyleri düzlemek, bütün bunlar en başta bakmak demek, sonra gözlemlemek, son olarak da belki keşfetmek demek. Esin de işte ancak o zaman gelebilir. İcat etmek, yaratmak, kişinin tüm varlığı eylem içinde çizilir ve asıl önemlisi de işte bu eylemdir. Ötekiler kayıtsız kalmış ama siz görmüşsünüzdür. Korbuzye hem bu seyahatinde hem bu seyahatinde düştüğü notlarda açıkça bize şunu söylüyor. Zahmet yoksa rahmet yok. Bütün bu yolculuğunda işte ikinci sınıf kompartımanlarda kalmış böceklerin, cücüklerin içinde uyumuş ama hayatı hissetmiş, mekanı hissetmiş. Aylarca yolculuk yapmış, bir sürü deneyim elde etmiş. Bunların fotoğraflamış, yetmemiş bunların eskizlerini çizmiş. Onlara dokunmuş. Bizim de doğayı anlamamız için, bizim de kendimizi anlamamız için, bizim yarınlarımıza daha güzel işler bırakabilmemiz için bu hayatı sonuna kadar yaşamamız gerekiyor aslında. Şu an oturduğumuz yerden kalkmalı, hareket etmeli, işte yola koyulmalıyız. Tabii ki herkesin, her mesleğin yola koyulması kendince farklıdır. Kimi yola koyulmalar sadece bir masa başında bir ömürdür. 60 yıl, 70 yıl bir kütüphanenin içinde geçer. Ama o kişi orada yol alır. Corbusier gibi mimar ruhlu insanlar gidip bizzat yerinde o yapıyı ortaya koyan insanların içinde bulunduğu doğayı görüp o insanların ürettiği malzemelere dokunup o insanların ortaya çıkarttığı eserleri bir kez de kendisi çizerek anlamak. İşte zahmet ve sonunda mimaride unutulmayacak bir ad bırakmak arkasında. Tutkulu olmak gerekiyor. Bunda yaşın bir önemi yok. Yaptığın işi sevmek gerekiyor. Le Corbusier gibi yola çıkmak gerekiyor. Evet, daha kitabın başındayım. Daha bir sürü anısı olacaktır diye düşünüyorum. Ama bizim şunu bilmemiz gerekiyor. İşte Corbusier gibi veya işte Moltke gibi özellikle disiplin sahibi batılı ülkelerden gelip bizde yolculuk yapmış, bizim topraklarımızda adımlamış insanların buradan alıp götürdüklerini iyi incelememiz, iyi tartmamız gerekiyor. Çünkü onlar bizim üzerinde oturduğumuz hazineyi görüp kendi hayatlarına güzelce entegre ediyorlar ve o çıkarımlarla beraber bir medeniyet, bir hayat inşa ediyorlar. O yüzden biz belki bakış açımızdan yakalayamadığımız şeyleri başkasının gördüğü halini alıp yolumuza iyi bir şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Korbuze heyecanlı bir genç. Kitabı daha şimdiden tavsiye edilir. İşini sevgiyle yapan herkes takip edilmeye layıktır diye düşünüyorum ben. O yüzden mimar olmasanız da Korbuze'yi okuyun, anlamaya çalışın. Esenlikler diliyorum efendim. Hoşçakalın.